Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kâlallahu teâlâ fi kitâbihil kerîm. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْرَةٌ اِلَى آخِرِ الْآيَةِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَزِيمِ. Bütün mevcudatı yoktan var eden, mevcudatı var ettikten sonra yarattığı bütün canlıların rızkını temin eden, tesis eden, Razzak-ı Zülcelal olan Hazreti Allah'a hamdü senalar olsun. Salat ve selam aziz peygamberimiz efendimiz, tüm çağların en büyük lideri, tüm zamanların en büyük önderi Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam efendimizin mübarek ruhları, âlinin, ehli beytinin, ashabının ruhları üstüne olsun. Bu salavatı neye söyleriz? Onlara dua diyoruz. Yani esprisi budur. Her vaazda, sohbette, her güzel yapılacak hayır işinde, sohbette ecdadımız, dedelerimiz Allah'a hamd ederlermiş. Peşinden de sevgili peygamberimiz ve kıymetli arkadaşlarına, ehli beytine dua ederlermiş. Salavatın anlamı, esprisi budur. Yani siz ölmüş babanıza, annenize Allah'ım nurlarda yatır annemi babamı, efendim ruhunu bunaltma, muazzef etme ya Rabbi diye dua etmez misiniz? Cennetinde daim et, cennetine gidecekse bizi de onlarla komşu et demez misiniz? Salavat-ı şerife de bu demektir efendim. Dua mahiyetinde bir şeydir. Evet. Okuduğum ayeti kerimede Allah bütün inananların, müminlerin yani bizlerin kardeş olduğunu söylüyor. Birbirinizin kardeşisiniz. Birbirinizi incitmeyin. فَاَصْلُهُ بَيْنَ اَخَوَكُمْ. Kardeşleriniz arasında bir sıkıntı çıktığı zaman, bir niza falan, aralarını bulun, ıslah edin. Yani bir de siz bir tekmede siz vurayım şeyine girmeyin. Bu Müslüman, mümin tavrı değildir demek istiyor ayeti kerime. Ama ne acıdır ki, ne teessüfle söylememiz gerekir ki, maalesef Müslümanlar olarak Kur'an'ın bizden istediği o talimatını hayatımıza koyamadık. Birbirimizin kuyusunu kazmaktan ahiretimizi de mahvediyoruz. Bunlara çok dikkat edin. İnsan hayatı, insan ömrü biticidir, geçicidir. Dolayısıyla birbirinizi incitecek, kıracak, arkasından konuşacak, kuyusunu kazacak kadar ömrünüz, zamanınız yok. Bir kargadan bile kısa yaşıyoruz beyler. Kargalar kitaplar yazıyor, 100-150 yıl yaşarmış. Doğru mu? Duydunuz mu böyle bir şey? Değil mi? Evet. Yani bir kargadan bile fazla yaşayamıyoruz. Bu kadar şeyimiz yok. Allah bize belli bir ömür tahdit etmiş, onu koymuş, taksis etmiş. Bu ömür içinde aman imtihanınızı düzgün verin, sınavınızı düzgün verin diye bize bir 50-60 neyse 70 senelik bir ömür taksis etmiş. Ortalamayı söylüyorum. Bazısı 80 yaşar, 100 yaşar. Ama ortalama insan ömrüdür. 60-70 arasıdır efendim. Hani bir yine eserin birinde der ki, ömür dediğin şey küsecek kadar çok mu diye bir eser var biliyorsunuz. Musikimizde şiiri çok değerlidir onun. Ömür dediğin şey küsecek kadar çok mu? Birbirine küsmekten, kuyu kazmaktan, fesatlık, hasetlik yapmaktan ömür o kadar uzun değil ki. Bir ikincisi, bu zararlı bir alışveriştir. Ya bir alışveriş yaparsın, gidersin 10 liraya aldığın şeyi 3 liraya satar mısın? Zararlı bir alışveriştir.
Şimdi sana Allah bir hayat ömür vermiş. Ne yapıyoruz bunu? 10 liraya almışız. Tabirimi caiz görün. Teşbih dağıt olmasın. Allah bize 10 liralık ömür vermiş. Gidiyoruz onu 2 liraya satıyoruz. Bakar mısınız? Hatta ikisinin altında, sıfırın altında satıyoruz. Nedir hocam o sıfırın altında ömrünü nasıl satılır insan? Nasıl satar? İşte deminki dediğim şeylerle, ömrünü boş işlerle, gıybetle, dedikoduyla, hasetle, fesatla, kuyu kazmakla geçiren bir insanın ömrü boştur. Zararlı bir alışveriş yapmıştır. Onu alıp ikiye satmıştır. Bu müflistir, müflis. Peygamberimiz bir gün buyurmuşlar ki, sallallahu aleyhi ve sellem, müflis kimdir biliyor musunuz diye sormuş. Müflis yani iflas eden kimdir? Sahabe-i kiram demiş ki, işte malını mülkünü kaybedendir. Öyle mi? İflas etti diyoruz ya. Peygamberimiz buyurmuşlar ki hayır diyor. Benim söylediğim bu deminki olayı söylüyor. Dünyayı boş boş geçirip amellerini ziyan etmiş, işte gıybetle, dedikoduyla yaptığı iyilikleri yok etmiş, fesatlıkla, gıybetle, efendim kuyu kazmakla ömrünü geçirmiş bir adam, ibadet etse de ibadetlerin sevabını maalesef yok eder o. Biliyorsunuz bir hayır yaparsınız, hayır günahı giderir diyor kitap. Yüzhibne seyyat, innel hasenat yüzhibne seyyat. Yani iyilikler kötülükleri giderir. Efendim kötülük ne yapar? O da iyilikleri giderir beyler. Şimdi namaz kılacağız. Biraz sonra Allah kabul etsin. Namazdan sonra caminin önünde kahvede veya dükkanınızda başlarsanız filancadan atmaya tutmaya arkasından ver veriştir şeyi, gıybeti dedikodu. İşte senin kıldığın namazın sevabı gitti. Bu bir iflastır diyor Peygamberimiz. Esas iflas eden, malını mülkünü kaybeden değil, amellerini kaybedendir diyor. İşte ahirette müflisler gelecek karşımıza diyor. Yani hesap gününde Allah'ın huzuruna müflisler gelecek. Bu müflisler kim? Variyeti olup da, malı mülkü olup da malını kaybeden değil, amellerini kaybedendir kardeşler. Amellerinizi kaybetmeyin. Birbirinizi sevin. Birbirinizi kucaklayın. Dünya uzun değil. Anne babanın kıymetini bilin. Öldükten sonra geliyorsun, işte mezarında ağlıyorsun. Olmaz. Daha önce de dedim, annelerini babalarını huzur evlerine gönderenlerin işi kötüdür. Ne işi var annenin huzur evinde? Adı huzur onun, her zaman söylüyorum. Huzur muzur yok orada. Yine Allah yokluğunu göstermesin. İyi bir yerler. Kimsesizler, şunlar bunlar. Anladım da seni kapı gibi yetiştirmiş evlat. Sana işte sütüne, gece sütüne kalkmış, karnında taşımış, ıstıraplar çekmiş. Anacığını nasıl kıyarsın da oraya atarsın? Mevlana demiş ki, yarın gelip türbem öpeceğine bugün gel yanağımdan öp demiş. Yarın gelip türbemde elhamdülillahi rabbil alemin Fatiha oku. Sağlığımda kıymetimi bildin mi? Bâd-ı harâbul basra, annem babam gitti, ey gidi ben onun rızasını alamadıysam vay halime. Hiç olmazsa arkasından 3-5 hayır yaparım, ne yapalım? Ama sağlığında kıymet bileceksin. Yaşarken kıymet bileceksin. Her zaman anlattığım çok değerli bir şey vardır. Yine geri gelmişken söyleyeyim. Belki dinlemeyen kardeşlerimiz olmuştur. İki genç mal taksimi yapıyor. Peygamberimiz zamanında malları bölüşüyorlar. Hazreti Peygamberimiz gençlere selam verdi. Ne yapıyorsunuz gençler dedi. İyi dinleyin arkadaşlar. Kıymetli müminler. Büyük kardeş dedi ki birader, ya Resulallah dedi, babamız vefat etti. Bu bahçeleri bölüşüyoruz kardeşimle. Miras. Şurası benim, şurası da kardeşimin diyor. Hurma bahçeleri. Peygamberimiz diyor ki, peki şurası kimin diyor. Bir yer daha var hurmalık. Onu da babamızın ruhuna fakirlere vereceğiz diyor. Fakirlere dağıtacağız diyor. Babamızın ruhuna değsin diyor. Peygamberimiz ne diyor? Çok değerli. Ben çok beğenirim bu şeyi, bu olayı. Hazreti Peygamber diyor ki, keşke sağlığında kendi eliyle kendi verseydi diyor. Ya. Arkandan çocuğun, çoluğun verdiği, senin verdiğin gibi olur mu ya? He? Balı
kaşıkla yemesiyle dışarıdan kavanozdan yalaması bir olur mu? Aynı mıdır? Onun için her şeyi, ameli de, güzelliği de, hayrı da kendin yapacaksın kardeşim. Sağlığında anne babanın kıymetini bilecek, duasını alacaksın. Efendim mümin kardeşinin, komşunun kıymetini bileceksin, helallik alacaksın, duasını alacaksın, incitip kırıcı olmayacaksın diyor. Bizi birbirimize bağlayan değerlerimiz vardır. Bugünkü sohbetimizin mevzu bu. Bunlardan konuşacağız aziz kardeşlerim. Milli ve manevi değerlerimize sahip çıkacağız. Bu başta verdiğim ana mesajları lütfen kulağınızdan düşürmeyin, küpe yapın. Hani şimdi bazı gençler görüyorum böyle küpe takıyor. O küpe değil, bu küpeyi takın işte. Bu nasihat küpesi. Çok değerlidir bu küpe. O tel, teneke tel. Şey yok. Evet. Nasihatlar bizi her zaman ihtiyaç duyduğumuz şeylerdir. Hepimiz, sadece siz değil. Ben de gidiyorum, başka nasihatler dinliyorum. Benden bilenlerden, hocalarımdan, büyüklerimden dinliyorum. Nasihat hepimizin muhtaç olduğu şeydir. Ruhumuzun ihtiyacıdır kardeşlerim. Lay lay lomla ömrünüzü geçirmeyin. Dizilerle, mizilerle, hepsi bunlar uyduruk şeyler. İyisini bulun yine de izleyecekseniz. Ben bu uyarılarımı devamlı yapıyorum. Çünkü nesli bunlar çökertiyor. Çaktırmadan, farkında olmadan nesil gidiyor, kötü yönlendiriliyor. Hiç böyle ahlaki, kültür değerlerimize, dini, manevi değerlerimize hitap eden dizi var mı? Tek tük belki. O onu aldattı, o onu kaçırdı, o onu bilmem öldürdü, katletti, mafya geldi, silah patladı, bomba çıktı. Bilmem ne, bu ne ya? Toplum bu mu ya? Sizin Kurtlar Vadileri'yle ne işiniz var arkadaşlar? Patır patır öleceksiniz, hepimiz öleceğiz. Bu ömürler burada geçiyor, stadyumlarda geçiyor. Rahmetli Barış Manço öyle derdi. Bu toplum dedi, iki yerde aldatılıyor. İkincisini unuttum da, birincisi de stadyumlarda diyordu. Yani maçla, sporla. Çok bu kadar kapar derecede olmaz. Millet kilitleniyor onların başına saatlerce. Tribünleri dolduruyorlar. Hadi bu vatan için, bu din için birlikte olalım, bir yerde toplanalım desem, vallahi gelmezler. Bu toplumdan siz nereye gidebilirsiniz? Nasıl savaşacaksınız yarın savaş çıksa? Bizim milli tarafımız kuvvetlidir. Musibet gelince birleşiriz. Onu var, ruhumuzda var ama gençlik iyi bir mecraya gitmiyor. Gençlik kötü etkileniyor. İnternetle gelen bir tuzak var. Güzel, faydalı şeylerde kullanılmak iyidir. Bilgiye ulaşmak iyidir. Bak ben şimdi az önce notlar indirdim. Ne güzel, internete hemen yazdım. Notları şey yaptım. Tarihle ilgili bir nottu. İyi. Ama adam 8 saat, 10 saat onun başından kalkmıyor. Bir iş için geçen internet kafeye gitmek zorunda kalmıştım. Bütün kafedeki gençler o dangalak bir oyun var, onu oynuyorlar saatlerce ve ağza alınmadık sözler söylüyorlar birbirlerine. Tiksindim. Uzaydan mı geldi bunlar? Bu nedir ya? Ana avrat sövüyorlar. Bunlar ne biçim çocuklar? Kim yetiştirdi bunları? La bu kadar kıymetsiz mi bu anneler babalar? Birbirlerinin anasına sövüyorlar. Kimin nesli bu? Arkadaşlar, Bulgar çocuğu değil bunlar, Türk çocuğu. Anneye sövülür mü ya? İnternet kafede duydum ben, uydurmuyorum bunu. Bu kitabı kerim çarpsın. Kurban oldum, duydum. Nesil gidiyor. Ahlaki dejenerasyon var. Buna dikkat edelim. Gençlerimizi anne baba olarak küçükten itibaren ağaç yaşken eğilir. Düzgün eğitim. Anne, baba, vatan, din, Allah, peygamber, bunlar çok değerli varlıklardır. Asla ağzınıza almayın, sövmeyin. Çocuklar birbirlerine böyle sövüyor. Böyle bir şey yok. Anomi diyorlar sosyolojide. Ahlaki çözülme var. Toplum o tarafa bir meyil içerisinde. Lütfen birbirimizi uyarın.
Bunlar iyi şeyler değil. Ben 10 sene, 20 sene sonrayı tahayyül bile edemiyorum. Üretici değil, tüketici bir toplum olduk. Habire götürüyoruz, tüketiyoruz. Bir millet, bir toplum, bakın size çok önemli bir cümle söylüyorum. Ağır sanayinizi üretmiyorsanız, toplumunuz eğitimli değilse, dünya okuma sıralamasında, kitap okuma sıralamasında 76. sıradaysanız, siz ileri değilsiniz, gerisiniz. İleri bir ülkeyi, kalkınmış bir ülke diyemeyiz kendimize. Ortada bir yerde diyebilirsiniz. 76. sıradasınız. Okumada. Ya. Japon en başlarda. Japon'un dini ne? İslam mı? Halbuki bu dinin ilk emri okuyken putperest okuyor, Müslüman yatıyor. İnternet kafede birbirlerinin anasına bacısına sövüyorlar, kız kardeşine sövüyorlar. Benim diyor 15 sevgilim var, senin kaç tane var diyor. Bakar mısın? Yavuklusunun ismini söylemekten haya eden bir toplum, benim diyor 15 sevgilim var, o 15 tane sevgilisi kimin kızları? Kimin kızı? Burada cinali hikayesi anlatmıyorum ben. Vakayı tespit ediyorum. Bir şey de uydurmuyorum. Durum bu diyorum. Teşhisi koyduk. Tedaviyi de uygulayın diyorum. Reçete? Ahlak. Birbirinizi sevip kardeş olmak. Kutsalınıza saygısızlık yapmamak. Kendi sanayinizi, ağır sanayinizi kendiniz üretmek. Bilgili bir toplum olmak. Bilgili toplumları kimse yenemez. Arkadaşlar, Türkiye'de bir deprem oluyor, ölüyor 5000 kişi. Japonya'da oluyor 10 kişi ölüyor. Ne anlıyorsunuz buradan? Adam binasını sağlam yapı çalmıyor. Hırsız bizde, arsız bizde, yolsuz bizde. Adam müteahhit gidiyor demirden alıyor, çimentodan alıyor. Küçük bir sarsıntıda depremde bina çöküyor. Bu Müslüman. Öbürü malzemeden almıyor. Kendi bir hatası, ihmali sebebiyle insanlar ölürse harakiri yapıyor, öldürüyor kendini. Bu vicdanında rahatsız oluyor. Kim bu? Putperest. Japonlar hangi dinde? Şintoist. Hocam bunu niye söylüyorsun? Adamın dini bozuk, ahlakı düzgün. Senin dinin sağlam, bizim toplum olarak ahlakımız gitgide kötüye gidiyor. Sucuğa eşek katan mı? Efendim binanın çimentosunu çalan mı? Kırmızı ışıkta geçip millete çarpan mı? Şarabı içip gencecik masum hamile kadını öldüren sarhoş bir kimliğinde ama Müslüman yazıyor. Efendim camiden çıktıktan sonra sokağa diye tüküren ben, ağacı yeşilken kesen ben, ağaç kesenin başını keserim diyor Fatih Sultan Mehmet. Geçen çok hoşuma giden, çok beni duygulandıran bir çınar, çınar mıydı artık hatırlamıyorum. Ağaç çok güzel bir kesmişler, onu gördüm. İçim parçalandı. Bir ağaç 70 kişinin oksijenini sağlıyormuş. Teneffüs ediyorsunuz ya. Ha. Bunu Göksel Bey söyledi bana, çevreci. Yazdım hemen. Gidin o putpereste bir ağaç kesteyim bakayım, kesiyor mu? Kesemezsin, cezası da ağır zaten. Efendim kırmızı ışıkta geç. Belediye başkanı, daha önce anlattım size. Almanya'da bir belediye başkanı gece 3'te kırmızı ışıkta geçti. Attılar adamı belediye başkanlığından. Adamlar kurallar oturtmuş. Ne bunlar, gavur he mi? Biz Müslümanız. Ben burada öz eleştiri yapıyorum. Biz daha dürüst bir toplumduk tarihte. Ahlaklıydık. Niye bu kadar bozulduk?
Niye bu? Kitab-ı Kerim'in talimatlarına uymadığımızdan. Bak şu kitap var ya elimizde, şu bak tutuyorum. Okumadığımız kitap. Açıp sayfasına Allah bize ne söyledi, ne emretti bir bakalım şu Kur'an'a. Bak açtım ne çıktı? Lut peygamber Hazreti İbrahim'le olan bir diyalog anlatılıyor. Bak. Evet. Hiç mi merak edilmez? Ya Rabbi sen bize bir kitap gönderdin ama biz öyle okumadık. Ya kurtlar vadisi ya, ne yapacağız kitabını falan. Maç var ya. Liverpool'la bilmem Aston Villa maçı var hocam. Tamam izle izle. Öyle 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 ömür bitecek. Gel bakalım. İkra kitabek. Oku bakalım kitabını diyecekler öbür tarafta. Ne yaptın? Benim kitabımı okudun mu diyecek Rabbim. Allah diyecek ki size bir Kur'an gönderdim. Sünneti onun uygulamasını hayatına koyan Hazreti Muhammed'i gönderdim. Onun sünnetini hayatına koydun mu diyecek. Diyecek bunu yani kaçış yok. İnsanoğlu başıboş süt arıyor. İnsan süda kelimesi. Yani başıboş bırakılacağınızı mı zannediyorsunuz diyor. Yok. Herkese söz verecek. Tekasür suresinin son ayeti var. Çok ilginç. Enteresan. Letüselünne yevmeizin anin naim. Hepiniz size verilen nimetlerden hesaba çekileceksiniz. Geçen müftülüğün önünden simit almaya gidiyorum. Sabah çayından içeceğim onu. Karşıdan bir genç kız 20'li yaşlarda. 21-22 falan ancak. Gözleri görmüyor. Elinde bir baston. Gidiyor. Bir esnafın dükkanının önünde. Ben karşı kaldırımdayım. Yardımcı olacak, koşacak kadar şeyim olmadı. Araçlar geçiyor arada zaten. Birisi lüzumsuzun birisi bisikletini koymuş oraya. Kızcağız gözü görmüyor. Çarptı. Sendeledi, düştü. Hemen kaldırdılar. Ben hamle ettim ki hemen şey yaptılar. Bakın. Müslüman adam çok naif insandır. Nazik insandır. Acaba buradan bir gözü görmeyen biri ne zarar verir miyim? Bisikletin böyle yol ortasına koymayın. Arabamı işte insanların geçeceği bir yere koymayın. Böyle ahlaklı bir toplum idik eskiden. En ince noktaları bile düşünürdük. O kızı görünce dedim ki hemen bir yazı yazayım. Ben köşede yazıyorum. 12-13 tane köşede yazarlığım var. Onu hemen biraz başladım yazmaya. Bitireceğim bu akşam inşallah. Şunu yazacağım. Onun biyolojik olarak gözleri görmüyor. O onun imtihanı. Sabrederse Allah büyük ödül verecek. Herkesin bir imtihanı var. Bak hepimiz görüyoruz şu anda. Evet. O biyolojik olarak görmüyor. Ya gözü olup görmeyenler ne olacak? Kur'an der ki onların gözü vardır görmezler. Kulakları vardır işitmezler. Yürekleri vardır ama hissetmezler. Ya şimdi gözümüz var gerçeği. Eğer dinin kurallarını, ahlak değerleri hayatınıza koymuyorsanız hepimiz amasınız. Hepimiz amayız. Görmüyoruz demektir. Ha görüyoruz hocam bak yazılar, ışıklar harika ne güzel ha. O değil. Bu biyolojik görme. Bir de işin derununi arka noktasını görme. Ne? Hayatına koyma kuralları, ahlak değerleri. Evet. Kur'an onu söylüyor. Bu dünyada görmeyenler büyük bir tasavvuf insanı öyle demiş. Bu dünyada görmeyenler ahirette de görmeyecekler. Oradan ama birisi demiş aman ya Hazret demiş ben bu dünyada kördüm. Gözüm görmüyordu orada da mı görmeyeceğim? Yok öyle değil demiş. Bu dünyada hakikati görmeyenler Kur'an'ın talimatlarını hayatına koymamak cihetiyle kör olanlar ahirette de kör olacak derdi. Nedir bu vahşet? Sen yetiştir, büyüt, gözünden esirge, elin namussuzu gelsin, kızını kessin, torbalara doldursun. Bu toplum nereden geldi?
Müslüman çocukları ne hale gelmiş? Neden oluyor hocam bunlar? İşte bak 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 bu. Küçük yaştan itibaren anneden babadan tevarüs eder, okulda devam eder. Ahlak kurallarını, Allah'ın hesap soracağını, bakın oğlum çocuğum, yarın Cenab-ı Rabbül Alemin yapıp ettiklerinizin hesabını soracak. İyi insan olun. Ölümsüz bir cennet hayatı vardır. Orada yaşayacaksınız. Yoksa büyük bir azap vardır diye çocuğunuzu bunlarla korkutacaksınız. Bunlarla eğitmezseniz çocuğumuz katil de olur, eşkıya da olur, tecavüzkar da olur, hırsız da olur. Allah muhafaza eylesin. Allah bu tip evlatlarla hiçbirimizi imtihan etmesin inşallah. Bu amine de bu dua kabul olmaz zaten, onu da bilin. Yine malzemeden alıyorsunuz. Her zaman diyorum ki her işte kalbi hareket edin, ihlaslı hareket edin. İbadette de şimdi bidi 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 kılıp çıkıyor. Duada da ben diyorum ki bakın çocuklarınızın böyle kötü ahlakla ahlaklanması cihetiyle söylüyorum. Çocuklarınız böyle kötü çocuk olmasın diyorum. 3-5 tane amin duyuyorum. Bu mudur? Bu mudur samimiyet? İhlas bu mu? Kuvvetli arkadaşlar. Allah bakacak bunlar ciddi mi bakayım kalpten mi söylüyor diyecekler. Bir selamun aleyküm var. Selamun aleyküm baba nasılsın? Hangisi güzel? Merhaba iyi sabahlar. Bu söver gibi bir şey. Yani samimi şuradan şuradan gelecek bak şuradan. Buradan gelirse şu kalpten bu kulak kepçesinden dönmez. Buradan gelirse kalbe girer. Ha buradan gelirse kulak kepçesinden döner. İhlas. Samimiyet. Cenab-ı Hak dünya hayatında sınavı en üst düzeyde Allah-u Teala'nın istediği gibi sınavı veren, çoluğunu çocuğunu da o şekilde yetiştiren müminler zümresine hepinizi dahil eylesin. Amin. Budur. Biz bu olayı lütfen hayatınızın her sahnesine koyun. Sadece bakın duada değil. Namazda, abdestte, komşunuzla olan diyalogda, dükkanda, esnaf hayatınızda, ticaretinizde. Vallahi abi 3 liraya aldım diyor bak çok kar etmiyorum diye. Yapma bunları, dürüst ol. Ahlaklı ol. Mümin adam dürüst adamdır. Peygamberimiz ne buyurmuşlar? Aldatan bizden değildir. Bakar mısın? Bizden değil ne demek arkadaşlar? Mümin değildir demek istiyor Müslüman değil. Yani aldatmaz Müslüman. Kandırmaz Müslüman. Malzemeden çalmaz Müslüman. Devlet zaman zaman ilan ediyor. Allah razı olsun. Karımızı zararımızı gösteriyor bize. Diyor ki filanca markalar diyor sucuklara, pastırmalara, salamlara neyse domuz koymuş, eşek koymuş. Aman ha yemeyin. Okuyoruz, dikkat etmeye çalışıyoruz. E peki oraya o sahtecilikleri yapanlar kimler arkadaşlar? Tereyağına patatesi koyanlar kimler arkadaşlar? Nüfuslarında putperest mi yazıyor? Hristiyan mı yazıyor? Efendim birbirini öldürenler, cinayet işleyenler, uyuşturucu kullananlar kimliğinde ne yazıyor arkadaşlar? Müslüman. E oldu mu? Bu Müslümanlığı mı istiyor Allah? Bu Kur'an'daki Müslümanlık değil. Böyle uymuşuz bir şeye gidiyoruz. Şuurlu nesiller, İslam'ın, Kur'an'ın istediği bir nesiller olmak istiyorsak, hayatımızı ve yarınlarımız olan ahiretimizi kurtarmak istiyorsak vallahi de billahi Kur'an'dan ve Hazreti Muhammed'in yolundan başka yol yoktur. Bunu da okuyacaksınız arkadaşlar. Değerli kardeşler. Okumadan olmaz. Bir otobüs Facebook'ta gördüm, paylaştım. Bir sürü insan da yorum yazmış, paylaşmış. Bir otobüs koymuşlar Japonya'dan, bir de Türkiye'den. 4-5-6 kişi Japon açmış kitap okuyor otobüste.
bizim otobüsü gösteriyor, Türk otobüsü, hepsinden de leğen gibi ha böyle telefonlar, hepsi telefon, zırt 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 tuş. E hangi toplum ilerlersin şimdi, biz bana bu fotoğrafı bir tarif edin, hadi. Hangi toplum teknoloji olur? Aha bak ortada örneği. Necmettin, bunlar ne malı kardeşim? Söyle bakayım. Japon. Bak ben kürsümde Japon'un mikrofonundan konuşuyorum. Yazıyor işte Made in Japan. Ha bunda da Made in China. İkisi de putperest. Tebrik ederim sizi. Müslümanlar alemini tebrik ederim. Bak putperest beni burada almış. Kontrolünü almış. Hani Müslümanlık? Bunlar niye Türk? Made in Türkiye yazmıyor. Niye Türk malı yazmasın? Veya Malezya yazsın canım, o da Müslüman. Fark etmez. Niye? Cırt 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 cırt. Okuma, yat, uyu, yat, uyu, yat. Maç, spor, Kutlar Vadisi. Survivor, bitti ömür. Ne olacak? Toplum bunlarla uyuşuyor. Çocuk şeye özeniyor, elini alıyor, silah atıyor. Ha, ben de diyor, Polat Alemdar olacağım diyor. Buyur! Ne güzel bir nesil ya Rabbi. Polat Alemdar, şunlara bak. Gençler, koçum benim. Hiç kimse İbn-i Sina olayım demiyor. Fatih Sultan Mehmet olayım demiyor. 21 yaşında adam İstanbul'u fethetmiş. Hadi. Hiç kimse bunlara özenmiyor. Çünkü orada devamlı zehir kusuluyor. Avrupa'da yaşayanlar bilmiştir, görmüştür. Arkadaşlar, saat belli bir saate kadar hiçbir müstehcen yayın yapılmaz. Niye? Gençliğini koruma adına yapılıyor. Bizim burada artık her şey mübah olmuş. Televizyonlarda saat 8'de, 7'de adam her türlü şeyi dizide gösteriyor. Çocuktan çocuk bana soruyor boyuna. Bunalıyorum ya. Görüyordu orada bir şeyler. Ha? Buyur. İçinden çıkamadığım sorular soruyor bunların yüzünden. Bu insanlar bunları niye vuruyor? Geçen gün küçük kız ne dedi bana biliyor musun? İçim acıdı. Yazıya da yazdım. Şu vahşetlerden dolayı. Bizim küçük kız. Baba dedi, biz Almanya'da yaşayalım dedi. Niye dedim kızım, bizim ülkemiz dünyanın en güzel ülkesi dedim. Cennet Türkiye. 7 iklim bizde dedim. 7 iklim bizde arkadaşlar. Gidin Almanya'ya, güneş, hikaye görürsünüz. Yalan mı? Ya Almanya'da çalışan yok mu kardeşim ya? La hep şey kapalı hava işte, yağmur. Güneş bizde, yağmur bizde, kar bizde, bahar bizde, toprak bizde, su bizde. Kültür bizde, yemek bizde, adamlar salam, sosis yiye, gebermiş, fast food, fast food, fast food, hamburger, her şey bizde. Kızım niye öyle diyorsun dedim. Ben korkuyorum dedi çocuk. Küçücük kız. E gizleyemiyorsun ki, haberlerde izlemiş. Toplumda güven, emniyet biterse, o toplum sıkıntı, kaoslar doğurur. Küçücük kızım bunu bana diyor, Almanya'da yaşayalım diyor. Almanya'ya götürmüştüm ben onu geçen sene konferansa. Orada baktı her şey düzgün, güzel işliyor. Herkes birbirine saygılı. Sabah göreceğim, hello diyor gavur. Alman. Biz burada bir selamı kıskanıyoruz ya birbirimizden. Merhabayı kıskanıyoruz. Adam vallahi tanımadığımız zaman hello diyor. Gidenler görmüştür. Markette göre hello diyor. Niye biz değerlerimizi kaybettik? Niye benim küçücük kızım bu cennet gibi bir ülkeden gidelim baba diyor. Bu hale kim getirdi bu ülkeyi? Hepimiz getirdik. Burada kimse kimsenin üstüne suç atmasın. Tamam mı? Hepimiz suçluyuz. Baba olarak ben, anne olarak sen, abi olarak siz, öğretmen olarak sen, doktor olarak sen. Herkes işini düzgün yapsaydı biz bu halde olmazdık. Onun için birbirimize suç atmanın bir anlamı yok. Ezan vakti oldu değil mi? Ne çabuk geçti. Ya peki ben iki duyurum var, hızlıca duyurayım. Hemen ezanınızı okuyun. Allah ezanımızı, vatanımızı, bayrağımızı ilelebet payidar eylesin. Amin. Bu topraklardan eksik etmesin. Amin. Gavurun çizmesinden mahzunu muhafaza eylesin. Amin. İsrail'in bombasından, Siyonizm'in tehlikelerinden bütün gavurlar tek millettir. Ya,
efendice geçinenleri söylemiyorum. Ülkemize tasallut etmiş, bizi bölmeye çalışan bütün kafirleri Cenab-ı Rabbül Alemin şu cuma saat hürmetinde kahru perişan eylesin. Amin. Evet. Birliğimizi bozanlara fırsat vermesin. Amin. Değerli kardeşlerim, 8 Mart Dünya Hanımlar Günü, kadınlarımıza sahip çıkın. Onların bizim üstümüzde çok hakkı var. Sevin, sayın. Duasını almadan da ölmeyin. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle müftülüğümüz 5 Mart Perşembe günü saat 3'te Halk Eğitim Merkezi'nde konferansçı getirmiş. Konferansçımız var. O güzel sohbet edecek. Dini musiki ilahiler de söylenecek. Hanımlara yönelik bir toplantı. Lütfen eşlerinizi, kızlarınızı neyse gönderin. Faydalıdır, sevaptır. Oradan bir şey öğrenir, gelir çocuğunuza faydası olur. Buna dikkat edelim. 5 Mart Perşembe saat 3'te, evet, halk eğitimde. Diğer bir duyurum, hızlıca söylüyorum. Diyanet İşleri Başkanlığımızca efendim umreye götürüyoruz ya biz Arap şeye, Hicaz'a. Diyanet şöyle bir uygulama başlatmış. İlk kıblemiz olan Kudüs var ya, orayı da müminler görsün, Müslümanlar orayı da gezdirelim diye Kudüs gezisini de buraya katmışlar. 3 gün veya 3 gün ve 3 gün 3 ve 3 gün gündüz 3 gece Kudüs'te, toplam 4 günde olabiliyor. Medine'de de 7 gün olmak üzere bu umre yolculuğuna şey başlatmış. Efendim bu ibadeti bu şekilde biraz genişletmiş, Kudüs'ü de katarak. Kudüs'ü de görmek lazım. Niye? Orada Mescid-i Aksa var biliyorsunuz. İlk kıblemiz de orası bizim. Oralarda mukaddes sayılır. Üç din de orayı mukaddes sayar. İslamca da mukaddestir. Allah o mübarek topraklara sağlık sıhhat içerisinde gitmeyi nasip etsin. İmkan bulamayanlara da Allah imkanlar nasip eylesin inşallah. Allah'ın selamı, emni, emanı, rahmeti, bereketi, inayeti her şeyden öte Allah'ın sevgisi üstünüzden eksik olmasın. Cumanız mübarek olsun. Lillahi Teala'l-Fatiha.